Laf bu. Bu çocuk kaç yaşında? 88 doğumluymuş. Yani 32 mi? 32 oluyor tabii. AK Parti kaç yıldır iktidarda? 18 yıldır. 14 yaşında oluyor. İktidara geldiğimizde dedi. İktidara geldiğimizde. Ben iktidara geldiğimde 14 tabii. Yaşında iktidar olmuş. Güzel. Şimdi orada şeyde katılmadığım bir çok kıymetli bir isimdir. Salim Şen mi? Salim Şen. İşte itiraf bu. İtiraf doğrunun zikredilmesidir. Orada Kemalist darbeciler vardı. İşte FETÖ'cü darbeciler vardı. Onları birbirlerine kırdırmak ama şöyle, vesaire falan. Onların bakış açısından baktığımızda darbeci Kemalist olarak şey açısından söylemiyorum. Salim Şen'i eleştiri açısından söylemiyorum. Bu bir itiraf dediğiniz zaman o cümledeki bütün tarifleri de kabullenmiş olursunuz. Doğru kabul etmiş olursunuz. Teknik bir şeyden bahsediyorum. Anladım. Şimdi 14 yaşında bu kardeş. İktidara geldiğinde 14 yaşında. İktidara geldiklerinde 14 yaşındalarmış. Bir, vücut diline dikkat ettin mi? Kimi çağrıştırıyor sana? Ben Berat Albayrak'ı gördüm. Biraz daha kilolusunu. Vücut diline bir bak. Bildiğin büyük, Berat Albayrak. Koca koca. Eller tabii eller şey. Hani çok güzel tarif. Büyük büyük koca koca. Olduğundan daha evet. Şey. Bu genel olarak şey. Zaten medya ve tanıtım değil mi? Alın. Doğru. Genel olarak AK Partili'nin vücut dili böyle benzeşiyor. Bu konuda iyi çalışıyorlar çünkü. Yani vücut dili çalışıyorlar, diksiyon çalışıyorlar. Efendime söyleyeyim hitabet işte çalışıyorlar. Hitabet çalışıyorlar. Bu konuda bayağı da çalışkan ve başarılılar. Hatta teslim edelim hakkı en çalışkan ve en başarılı olanlar. Bütün partileri katarak söylüyorum. Yani diğer partilerde bu kadar ciddi bir kaygı yok. Böyle bir ama en başından şey beri bunu ciddi olarak zaten çalışmasını yapan parti AKP. Evet. Şimdi 12 yılı doldurması lazım diye bir laf ediyor. Evet. Ve sevgili kardeşim, liyakat dediğimiz müessese, efendim tecrübe dediğimiz gerçek, devlet yönetiminin çiftlik değil, ciddiyet, bir çiftlik değildir, biraz ciddiyet ister. Dolayısıyla ben bugün şu masadan sorumluysam, şu masada görevliysem, burada bir süre doldurmam gerekir ki ardından işte genel müdür yardımcısıysam kuruma hakim olayım, o kurumun genel müdürü olabileyim. Bunun için bir tecrübe lazım. Bunun için orayı yaşayıp görmek lazım. Tanımak lazım. Tanımak tabii. Lazım. Bazı acı tatlı neyse doğru yanlış şeyler yaşamak lazım. Genel anlamıyla bir tecrübe lazım. Liyakat dediğimiz şey tecrübeyle şey olur. Kazanılan bir şey. Dolayısıyla bunu bile bir eleştiri şey olarak görüyor. Hata olarak görüyor. Kendileri önünde de bir handikap olarak görüyor. Kendileri önünde bir handikap olarak görüyor. Sorun şu, aslında çocuğun söylediğinde hiçbir sıkıntı yok. Aslında bu genç beyefendi doğruları söylüyor, evet. Yani bu 12 yıl konusunda iktidara geldiğinde ben kendi kadrom. Yani çünkü burası şey ya, çiftlik ya. Tabii. Geldiği anda kendi kadrosu. Devlet yok ortada çünkü. Ama devlet zaten... Devletin bir kadrosu yok. Devlet değil, çiftlik diye bakıştır bu. Zaten ama öyle bakılmasa kırdırma ifadesine kullanmazlar. Tabii, ona ayrıca geleyim. Bu parti, AK Parti böyle baktığı için bu çocuk böyle bakıyor. Yani bunun linç edilmesi taraftarı değilim. Yani onun için ben vay nasıl diyorsun, vay ne demiş, vay şu bu falan. Bu çocuğa bir şey söylemiyorum. Bu çocuk 14 yaşında. 2002 yılında iktidara geldiklerini. Dolayısıyla çocuktan al haberi diye bir şey söylemişti. Bence en doğrusunu söylemiş. Yani bu çocuk ne öğrettilerse, ne gördüyse, ne anlattılarsa, neye şahit olduysa Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde birçok insanın gösteremediği samimiyet ve dürüstlükle de orada gaza gelmiş söylemiş. Yani o gaza geldiği zikri anda bu, diğerlerinin yüzü bu. De epey bir manidar duruyor tabii. Ahmet Hakan'ın. Ahmet Hakan muhtemelen anında okudu. Muhtemelen şey demiştir, hani o bir Cinayet Süsü diye bir filmde Binnur Kaya öyle yapıyor. Eyvah yandık. Bence nasıl çıkacağız bu işe? Selvi de öyle yapıyor. Keşke burada olmayaydı bu iş. Keşke burada olmayaydı. Şey bizim tükanda olmasaydı aynen. Demiştir. Ama ben ona bir şey demiyorum. İşte bu işin özeti. Kemalist darbecilerle FETÖ'cü darbeciler varmış. Onları birbirine kırdırmış. FETÖ'cüler ne zaman darbeci olmuş? Neydi adı? Emre Cemil Ayvalık. Şimdi burada yanımızda olsa. Peki Emre kardeş, bu FETÖ'cüler ne zaman darbeci oldu sizin gözünüzde? Efendim işte o 17-25 Aralık. Derler, peki. Tabii. Peki bu Balyoz Ergenekon, ıttırı vıttırı, sarı kız, yeşil ayva falan bu soruşturmalar, bu tezgahlar, kumpaslar ne zaman oldu? Ondan çok çok daha önce 2007 yılında başladı. Tabii. Siz o zaman 17-25 Aralık'tan önce de mi bunların darbeci olduğunu biliyordunuz?
öyle mi kırdırıyordunuz birbirinize diye sorduğun zaman ışık görmüş tavşana dönecek. Söyleyecek hiçbir şey yok. Yok, yine söyleyecek bir şey buluyorlar Murat Bey. Yani burada tam söylediği her şey saçmalık. Bilmiyorum ama benim en çok dikkatimi çeken, dedim ya, bu arkadaş sürekli CNN Türk ekranında böyle koca koca ifadelerle, büyük büyük sözlerle falan. Belki de kendi taşıdığı ağırlıktan çok daha fazla bir ağırlık taşıyormuş gibi yaparak böyle çok büyük bir özgüvenle ekranlara çıkabiliyorlar. Ben bunu anlayamıyordum. Yani nasıl bir özgüven, nasıl bir her şeyi bilirim, her şeye sahip olabilirim, herkese ezebilirim, ben hükmedebilirim tavrı varsa... Yani genç bir insanda bile böyle bir tavır, yani baksanıza ifadelerine, sözlerine, özgüven çok tehlikeli bir şey. Seçilmişler. Ve çok konuşan hata yapar, en sonunda hatayı da yapıyorlar. Nitekim baktık ki istifa etti. İstifayı da niye etti? Partim zarar görmesin ifadesini kullanarak. Seçilmişler. Bak, iki gün önceydi değil mi? Perşembe günü konuşurken sana Kemal Özkiraz... niye o programa, hani herhangi bir programdan söz edildi de... Yok, evet. Ha, sen ona... programa katılmak falan dendiğinde sen de yok, yani ben burada bir programa konuk olarak gitmeyeyim. Bence, ben de sana o gün söyledim. Bu tür programlara katılabilecek donanıma sahipsin. Bu tür programlara katılabilecek derinliğe, birikime sahipsin. Ekran tecrübenle, oradaki rahatlığınla çok rahat o yayınları götürür fikrini de ifade edersin. Ama sen yok, o olmaz diyorsun. Ben 30 yıllık gazeteciyim. 30 yılım da oldu. Polis muhabirliğiyle başladığım için hayatın her noktasından geçerek geldim. Çok ciddi sorumluluklar üstlendim. Siyasetle iç içe oldum. Liderlerle çok yakın olduğum bir arada çalıştım. Türkiye'yi aklım yettiğince okumaya, kavramaya, görmeye çalışıyorum. Az çok da bir birikimim var diye düşünüyorum. Ama ben çıktığım, katıldığım bir programda... haddimi bilerek konuşmaya çalışıyorum. Bak, bunca tecrübeye rağmen. Şimdi bu kardeşimizden bahsetmiyorum. İçine onun hadi patronu Mahir Ünal'ı da kat. Aynen. İşte bugün deve dişi gibi görünen bir sürü ismi kat. Vallahi de billahi de hepsinden daha çok şey bilmiyorsam benim adım Murat değil. Ama bunu, bu ukalalığı şu an burada yapıp burada kapatıyorum parantezi. Ama vallahi de billahi de hepsinden çok şey biliyorum. Tanık oldum, görebiliyorum, tartabiliyorum. En azından İslam'ın şartı beştir, altıncısı haddim bilmektir. Lafını seviyorum. Dolayısıyla onlarda böyle bir şey yok. Dün daha Habertürk'te bir yayındayız. İşte Metin Özkan var. Gerçi hani Metin'e bir şey diyemeyiz. Yani Metin, bildiğiniz Metin işte. Hepimiz tanıyoruz. Mehmet Şahin. Bunun gibi böyle birçok isim. Seçilmişler bunlar. Geliyorlar. İnanılmaz bir özgüven. Ya bir de bunlar profesörler, rektörler, mektörler. Onların karşısında. Geçen biri çok güzel bir soru sormuştu. Ya dedi ki arkadaş, siz bu hangi kanalı, hangi saat açsam siz televizyondasınız. Siz bu doktoraları, profesörlük bilmem çalışmalarını, bu rektörlüğü ne zaman yapıyorsunuz? Yani bunlar hep seçilmiş tipler. Ve bu, bunların bak dikkat et, fıtratları birbirine çok yakın. Ya adam... Bazıları var mesela 28 yaşında, 29 yaşında karşısında ya dünyayı yalamış, yutmuş, 60, 65, 70 yaşında duayen tabir edebileceğin insanlar var. Hiçbir şey yoksa senden yaşça büyük, adap var, edep var. Tabii. Bak, milletvekili, Sakarya milletvekili Ümit Dikbayır. İki hafta önceydi yine bir televizyon programındayken Doğu Perinçek vardı karşısında yine. Doğu Perinçek de Nasır'ından çekmedi, Ümit Dikbayır'dan çektiğini. Denk geliyor ama demek ki kabul de ediyor yani. Tabii, o Doğu Perinçek ben yokum demiyor ile ilk konuşurken bak, bir tanesi Ülke Ocakları Başkanlığı yapmış. O gelenekten gelen, kendini Türk milliyetçisi olarak tarif eden birisi. Kaseti geri sardığında Perinçek'te çok ciddi sorunlar olması gerekiyor. Ama cümleye siz benden büyüksünüz. Bizim töremizde büyüğe hürmet vardır ama diyerek başladı. Evet, evet. Şimdi bu had bilimi, bu had bilme işi maalesef bu arkadaşların hiçbirinde yok. Yani çok affedersin, bazen derler hani burada izleyicilerimize ayıp olmasın diye söylemem ama daha ikinci kata inmedi derler. Ama abi yani nasıl hakimler, nasıl şeyler ve bütün şeyleri şu, insicam bozmak. Evet. Hiç kimse bir şey konuşamasın. Derli toplu bir kafası iş yapılmasın. Karışsın, konu dağılsın. Konu dağılsın, bağırılsın, çağrılsın. Ama haksızlar mı? Haklılar be kardeşim. Niye haklılar biliyor musun? Bir yayına katılıyorsun. Diyorsun ki ya ben burada bu kakafoninin içinde, bu bağırtın çağırtının içinde olmayayım. O anda bizi 500 bin kişi mi izliyor? 1 milyon kişi mi? 2 milyon kişi mi? 5 milyon kişi mi? Ya ben izleyicilere
bir meseleyi ya da o konudaki derdi anlatmaya çalışayım. Hı hı. Fikrimi paylaşmaya, fikir paylaşmaya gidiyorsun. Ve orada efendi efendi duruyorsun. Ya kendi mahallenden, bu lafı da sevmiyorum ama maalesef mahallelere ve kompartımanlara ayırdılar Türkiye'yi. Gerçekten. Ya karşı mahalle dedikleri yerden ya ilginç şeyler söylendi. Enteresan ya, bu işte Murat Diden'in söylediği yanlış mı? O soruya niye cevap vermediniz diye. Karşı mahallenin temsilcilerine sorular geliyor. Kendi mahallenden orada işte öyle sessiz kalacaksanız oraya niye çıktınız? Herkes de şu var. Kavga skor, edin istiyorlar. Bağırtı, evet, çağırtı, evet. Sen bastır, orası ağlasın bilmem ne. Ne farkınız değil kalır kızdıklarınızdan? Aynen öyle. Ne o oyuna düşmek. Bak hep şunu söyledim. Ben geçmişte de bunu yapmıştım. Biraz rahat, ekranlarda da konuştuğumuz için rahat konuşabilirim. Ben mesela siyasette Kemal Kılıçdaroğlu siyaset sahnesinde, hani adaylıkta vardı, işte grup başkan vekilliğinde vardı, işte evet. SSK döneminde bilinirdi falan, ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan olduğunda artık Türk siyasetinde bir şeydi. Önemli bir aktördü artık ve çok tanınan biriydi. Ve Kemal Bey'in bir özelliği vardı. Sakin güç. Evet. Bu 2009'daki yerel seçimde kullanıldı ve bence çok da işe yaradı. Çünkü yapı itibariyle de öyle zaten. Fakat siyasette Kemal Bey bir dönem Tayyip Erdoğan'ın topu en iyi oynadığı, bunu daha önce de yaptığımız için. O kavga için, ortamına doğru. O oraya doğru evet. Çekilmek zorunda kaldı. Gitmek zorunda kaldı. Bu şeyden kaynaklandı, biliyor musun? Oturup ya arkadaş bağırın çağırın, tamam söyleyin de iyi de bak bu 663 milyar lirayı benim vatandaşım bu borcu nasıl ödeyecek, bana bunu anlatın gibi sakin gidiş kendi mahallesinden, kendi seçmeninden kabul görmedi. Ve dünya kadar laf ettiler. Bu durumda bir lider ne yapar? Onu o topluluğun, yani kendi mahallesinin görmek istediği sahanın o bölümüne meyletmek durumunda kalır. Ama... Orada hasar gördü. Evet. Hasar gördü. AK Parti'nin acayip siyasete hakim olduğu. Şimdi son iki yıldır Kemal Bey yeni bir duruş sergiliyor. Yine o sakin güç duruşu. O aslında. Sakin güç duruşu evet. Aynı zamanda suni gündemlere ya da işte o sahanın o bölümüne değil. Evet. Stoperse stoper, işte santraforsa santrafor, beyinse beyin, neyse. O topu oynaması gerektiği yerde oynuyor. Siyaset nasıl değişmeye başladı? Evet. Ama kendi mahallesi, bak bir dakika, kendi mahallesi dünya kadar yine asıyorlar kesiyorlar. Vay nasıl muhalefet? Niye? Bağırıp çağırıp o kavganın içine girmiyor ya. Ama bağırmadan da oluyor. Yani oluyor. Etkili böyle oluyor zaten. Ama işte bak insanı nasıl etkiliyor bu tür şeyler. Yani ben en azından yayın kısmından bahsettim. Hı hı. Şimdi benim sözünü ettiğim topluluk ne olabilir ki? 300 bin, 500 bin, 1 milyon. Ya 83 milyon... Ve çok daha ağır bir siyasi sorumluluktan ve bir liderlikten bahsediyorum. Dolayısıyla böyle bir gerçek var. Hep sahanın o bölümüne çekiyorlar topu. Yayınlarda da bunu yapıyorlar. Siyasette de bunu yapıyorlar. Bürokraside de bunu yapıyorlar. Yargıda bile bunu yapıyorlar. Ama bu büyük özgüvenleriyle bunu yapıyorlar. Yani böyle bir özgüven aşılanmış. Arsızlık, her konuyla ilgili konuşabilme ve karşıdakine böyle ders anlatır nitelikte konuşabilme haddini kendilerinde görüyorlar. Arsız. Ve yaş değişmiyor yani. Büyüğü de öyle, küçüğü de öyle. Aynen öyle. Hepsi acayip biliyorlar ya. 14 yaşında biz iktidara geldiğimizde diyorsun, 14 yaşındasın ya o zaman. Ne söylüyorsun, ne anlatıyorsun? Biraz daha mütevazılık, bir noktada ihtiyaç duyulan şey bu galiba. Tevazu gerekiyor. Ya tevazu, evet tevazu şart. Bir de o şeyi de unutmayın. Ya birbirine kırdırmak, yani devlet mefhumu konusundaki fikrin ne olduğu da buradan açığa çıkıyor. Yani devlet yönetmek birbirini kırdırarak belki bir çözüm yolu kendisi için arıyor. Ya birbirine kırdırmağı biz Türkçe'de işte kaleme kalem derler. Yani iti ite kırdırmak diyor aslında adam. Evet. Ve iti ite kırdırmak tarifinin içerisinde Mustafa Kemal'in adı geçiyor. Yani hadsizlik, ahlaksızlık, bir defa bunlar böyle örtülü şeyler ama orada inanılmaz bir ahlaksızlık kesinlikle var. Ama eğer iti ite kırdırmak ya da itin ite kırdığı bir süreçten bahsetmemiz gerekiyorsa biz şu anda çekirdekleri aldık ve izliyoruz zaten. İzliyoruz. İzliyoruz. Ve hep de böyle.